Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Bugün sizler için bilgilendirici bir video çekeceğiz. Bildiğiniz gibi son zamanlarda verilerimizin yayıldığından oldukça şüpheliyiz. Çünkü bilmediğimiz numaralardan +245'li +450 numaralardan mesajlar geliyor. Ve bunun karşılığında diyelim Google haritalardan bir yer belirliyorlar. Veya bu bir Instagram hesabı da olabilir. Onu bizden takip etmemizi veya bir YouTube videosuna yorum yapmamızı istiyorlar. Eğer onu screenshot alıp kendisine atarsak dediklerini yapmana dair bize de 50-100 TL'lik bir ücret veriyor. Ve daha sonrasında diyor ki evet şimdiki görevi satın alman için 100 TL vermen gerekiyor ama karşılığında 300 TL kazanacaksın gibi. Siz tabii bir iki para kazanınca direkt 100 TL'yi atıyorsunuz ve gerçekten de 300 TL veriyor. Ve daha sonrasında bu görevlerin fiyatı oldukça artıyor. Yani 600 TL görev satın alıyorsunuz diyelim. Ve böyle olunca da ne oluyor? Siz en son 600 TL'lik görevi alınca bir anda ortadan tüyüyorlar ve böylece dolandırmış oluyorlar arkadaşlar. Bugün ise bana bir SMS geldi arkadaşlar. Gülay Kangal ismiyle. Sayın Alperen Öztürk, dosyanızın son günüdür. Mağdur olmamak için kontrol ediniz ve bir tane cezasorgu.org diye de bir link atmış ve bu linki açtığımız zaman aslında herhangi bir site açılmıyor. Yani tam olarak yapamamışlar. Dolandırmaya yeni yeni başlıyorlar diyebiliriz. Orada da bir telefon numarası bırakmış. Peki diyeceksiniz ki benim ceza dosyam yok. Yani UYAP gibi bir platforma girdiğim zaman orada herhangi bir ceza dosyam olmadığını görüyorum. Zaten bunu aktif olarak bilenler aslında pek de dolandırılmıyor. Ama şimdi ben bilmeyen bir insan olarak bu numarayı ararsam bana diyecekleri şey belli ki ben bunu araştırdım arkadaşlar. Diyelim ben 6-7 ay önce bir alışveriş yaptım. Bu Trendyol'dan da olabilir, Amazon'dan da olabilir. Yani bu verilere bir şekilde erişmişler. Diyelim ben 6 ay önce şurada mesela telefon var. Bu telefonu aldım. Ya da daha ucuz bir şey. Bu telefon kılıfını aldım. 250 TL para verdim. Ve bu 250 TL para verdikten sonra diyelim ki bu kılıfı beğenmedim ve iade ettim. Ve bu iade ettiğimin bilgisine bir şekilde ulaşmışlar. Örneğin şimdi ben burayı arasam diyecekler ki Sayın Alperen Öztürk, bundan 6 ay önce 250 TL'lik bir alışveriş yapmışsınız ve siz bunu iade etmişsiniz. İade ettiğinizde ise bu satıcıya ulaşmamış ve bu yüzden bir ücret ödemeniz gerekiyor. Çünkü satıcı size 250 TL olan alışverişinizi iade etmediğiniz için dava açmış. Bu davayı geri çekmeniz için gecikme ücreti, o ücreti, bu ücreti diye sizden davayı düşürmek için, davayı iptal etmek için, şikayetleri geri çekmek için ücret talep edecek. Peki bu bilgiye nasıl ulaşmış diye soracak olursanız aslında Yemek Sepeti gibi birçok programdan bizim verilerimiz zaten sızdırılmıştı. Bunun dışında Merkezin Nüfus İdaresi sisteminden de zaten verilerin sızdırıldığını biliyoruz. Yani şu anda saçma sapan platformlarda 50-100 TL'ye bizim verilerimiz satılıyor aslında. Yani 50-100 TL veren insanlar benim adımı, soyadımı, yaşadığım yeri, annem babamın telefon numarasını dahi adresime, üzerime kayıtlı olan tüm araçlara kadar her şeyi kolayca öğrenebiliyorlar. Bu konuda çok büyük sıkıntıda arkadaşlar verilerimiz. Bunlar ne gibi işe yarıyor? Bunlar ilk sızdırıldığında aslında herkes ya bunları ne yapabilirler ki? Yok işte ben ev adresimi ben de biliyorum. Bana bilmediğim bir şey söyle gibi saçma sapan muhabbetler yaptılar. Ama bu verilerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha şimdi anlayacaksınız. Çünkü gördüğünüz gibi adam benim 6 ay önce yaptığım alışverişi iade ettiğimi öğrenmiş. O yüzden beni dolandırmak için burada bir yol izlemiş arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman aslında ben bu işe uyandım. Yani herhangi bir dava dosyam olup olmadığını devlet dairelerinin resmi web sitesi üzerinden kontrol edebiliyorum. Bu bilgiye sahibim. Ama hayatında herhangi bir dava yüzü görmemiş ve bu konuda çevresinde hiçbir bilgiye sahip olmayan insanlar bunlara çok da güzel kanacak. Çünkü diyecek ki ulan benim 6 ay önce 250 liralık alışveriş yaptığımı nereden biliyor bu adam? Demek ki gerçekten ortada böyle bir dava var ve benim bu parayı vermem lazım. Zaten 100-150 liradan bir şey olmaz gibi. Belki de daha da fazla para isteyebilirler. Çok da kolay bir şekilde kanacaklardır arkadaşlar. Çünkü sizin hakkınızda 2-3 bilgi söyleyen insana evet bu bir yetkili olabilir, bu bir devlet görevlisi olabilir diye kanabilirler insanlar. Bu yüzden bunlara dikkat etmek lazım. Yani birisi sizin hakkınızda bir şey biliyorsa ve bununla ilgili önemli bilgiler veriyorsa bu o kişinin yetkili veya bilgili olduğu anlamına gelmeyebilir. Çünkü az önce de dediğim gibi 50-100 TL'lik bir ücretle herkes hakkında bilgi sahibi olmak çok kolay. Ne yazık ki bu veri sızdırılmasının önüne geçemedik. Yani bu saatten sonra bu veriler çoktan kaydedildi. Yani yıllarca satılmaya devam edilecek. Belki önümüzdeki yıllarda bizim verilerimiz değiştiğinde, yani TC kimlikten bahsetmiyorum da adres veya telefonumuz değiştiğinde yeni verilere ulaşamayacaklardır. Ama onun dışında temel bilgilerimiz biliniyor ki birisi bizi aradığımızda zaten TC kimlik, doğum yeri gibi önemli bilgilerimizi söylediğinde de evet bu insanlar bilgili,
en azından bunun sözüne güvenmeliyim ya da bu adam doğruları söylüyor olabilir diye dinleyebiliyoruz. Yani önemli bilgilerimiz ellerinde olduğu için aslında pek de dönüş yok diyebiliriz. Peki bunun önüne nasıl geçebiliriz arkadaşlar? Öncelikle şu anda bana gelen SMS bir hukuk bürosundan, başka nereden olabilir diye düşünüyorum. Yine kendisini asker veya polis olarak tanıtan birisi direkt arayabilir ki kız arkadaşımın da başına gelmişti. Yine bir şekilde bir banka aktarımından haberdar olmuşlar. Yani kendisi bana bir para atmıştı ve bir anda yaklaşık böyle 3-4 saat sonra bir avukat onu aradı. Yani avukat olduğunu iddia eden kişi ve dedi ki işte adınız soyadınız bu mu? Zaten onları da biliyorlar çok kolay bilgiler olduğu için. İşte şu yaşındasınız, şurada oturuyorsunuz falan diye öncesinden bildiği şeyleri söyleyip güveni veriyor. Ve daha sonrasında diyor ki şöyle bir bakiye aktarımınız olmuş. Bunun niçin yaptığınızı söyleyebilir miyim? İşte bir tane dolandırıcılık işi varmış ve sizi o parayı aklamak için parayı size atmışlar. Siz de nakit çekip onlara mı verdiniz? Ya da siz de başkalarına mı dağıtıyorsunuz o parayı diye en başta suçlayıcı bir şekilde konuşmaya başlıyor ve psikolojik üstünlük kurmaya başlıyor arkadaşlar. Daha sonrasında ise bu parayı atmanız lazım ya da işte ifade vermeniz lazım. Ben avukatıyım falan diyor. Zaten bir avukat asla sizi şahsi telefonla aramaz. Bir bürodan arar. Tabii ki bu büro da fake olabilir ama yine de kendisini avukat olarak tanıtan bir insana dahi inanmamanızı öneriyorum arkadaşlar. Zaten bir polis veya askerin aramayacağını biliyoruz arkadaşlar. O konuda hemfikiriz ama artık avukatlar da para isteme konusunda artık asker ve polis yalanlarından sonra en çok rağbet gören dolandırıcılık yöntemi haline geldi. Bu yüzden avukatlara da dikkat edin. Böyle de bir yöntem var arkadaşlar. Daha sonrasında ise o suça karıştığımızı bizi suçlayarak söyleyip para istiyorlar arkadaşlar. Bu yüzden kendi avukat olarak tanıtanlara da dikkat edin. Bir de şöyle bir durum var. Diyelim mesela bana gelen SMS'te avukatın isminin Gülay Kangal olduğunu görüyoruz. Ve baroda bildiğiniz gibi baroya kayıtlı olan avukatları sorgulamak mümkün. Şimdi hemen ekran kaydını açalım ve baroya kayıtlı olan avukatları bir sorgulayalım arkadaşlar. Bakalım Gülay Kangal diye bir avukat çıkacak mı? Hemen güvenlik kodunu da girelim buraya. Evet, ara dediğinizde gördüğünüz gibi herhangi bir avukat çıkmadı. Evet, baroda arattığımız zaman bu avukat çıkmadı ama çıkabilirdi arkadaşlar. Çünkü barodaki bir avukatı bulup onun ismine de SMS atabiliyorlar. Bu yüzden baronun sitesinden arattığınızda avukat çıkıyorsa evet bu demek ki gerçek avukat algısına da kapılmayın. Önümüzdeki günlerde bu dolandırıcılık yapmak isteyen avukatlara ulaşacağız, bakalım bizlere nasıl bir cevap verecekler, bizden nasıl para isteyecekler. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olun ve zili de açın arkadaşlar. Direkt olarak ilk sizin haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.